Eğitim Müdürü. Gümbet'te geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan ve eğitim hayatına devam eden Ayşegül Sevim, Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ni yaptıran hayırsever Gülsevim Kaynak, okulda öğrenciler için lokma döktürdü. Öğle saatlerinde Okul Aile Birliği ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir araya gelen Kaynak, okul müdürü ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin mutluluklarını görünce çok sevindiğini ve onlar için lokma döktürdüğünü ifade eden Kaynak şunları söyledi. Peki, çok sevindim. Çok sevindim. Çocukları böyle mutlu gördüğünüz mutlu zaman? Mutlu gördüm, çok sevindim. Burada böyleydim diye istedim çocuklarım lokmayı yerken görün diye geldim. Peki şimdi burada müdür beyle otururken neler hissediyorsun? O bana yardımcı oldu çok. Hep bir yaptık borular. Kolay olmadı değil mi okul? Oldu. Kolay mı oldu? Kolay oldu. Bir sene olmadan bitti. Allah yardım etti Cenab-ı Allah'ım. Çok şükür. Hamdolsun Allah'ıma. Gördük bugünleri. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcansa okulu yaptıran teyzeyle bir araya geldiklerini ifade ederek şöyle konuştu. Okulumuzu yaptıran hayırseverimiz Gülsevim teyzemiz burada bugün öğrencilerimize öğle yemeği sonrasında meyve suyu ve tatlı ikramı da bulundu, lokma döktürdü. Rahmetli eşlerinin, kayınvalidelerinin adına biz de burada bulmaktan mutluyuz, gururluyuz. Allah hayrını kabul etsin diyoruz. Okulumuzun annesidir kendisi, bizlerin annesidir. Kendisine uzun ömürler, sağlıklar diliyoruz. Okul yaptırmak çok kutsal bir... Bodrum'daki heyecanı bir başka ilçede bulmak mümkün değil. Heyecanı ve imkanları ve Bodrum bundan kendisini gösterdi. Şu ana kadar tamamlanan eğitime %100 destek kampanyasında 360 derslik, devam eden 110 derslikli inşaatlarımız var. Yatırımlar devam ediyor, Bodrum büyüyor. Milli eğitim eksikleriyle beraber bu büyümenin hızına yetişmeye çalışıyor. Bodrum bu konuda Türkiye çapında kaçıncıdır sizce? İlçe olarak birincidir. Bodrum'daki hayırseverlere seslenen Özcan, eğitime herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti. 100 trilyonu geçti. 100 trilyon. Evet. 100 trilyonu geçti. Bu proje maliyetleri üzerinden yaptığımız hesaplamalarda. Ama bunun manevi değerini anlatmakla bitmez. Son olarak bir cümle Bodrumlulara ne söylersiniz bu konuda? İmkanı olan hayırseverlerimizi ihtiyaç olan konularda yardıma, desteğe, eğitimde, sağlıkta yardıma, desteğe davet ediyoruz. Bugüne kadar yardımlarını, desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz.